Euzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyidina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir önceki dersimizde basit isim cümlesinin Arapça dil bilgisi haritasındaki yerini göstermiştik. Nereden başlayacağımızı orada izah etmiştik bir önceki dersimizde. Ayrıca bu ünitenin basit isim cümlesini dört formül ile izah edeceğini, bize aktaracağını dile getirmiştik. Bugün de birinci formülü işleyeceğiz. Müptedamız özel isim olarak gelirse, haber de sıfat olarak gelirse, müpteda ile haber arasında bazı uyumlar aranır. Özel ismin ne olduğunu biliyorsunuz. Sıfat da aynı şekilde isimlerin onu da Özel isim ne olduğunu biliyorsunuz dedik. Sıfat nedir peki? Sıfat isimlerin önüne gelen, isimlerin nitelikleri hakkında bize bilgi veren ön adlardır. Güzel, çirkin, tembel, çalışkan bu tür şeyler. Peki, şöyle buradaki kuralları şöyle bir özetledim. Daha iyi anlaşılsın diye böyle şemayla göstermek istiyorum. Özel isim bir de sıfat. Mübteda özel isim olarak gelmiş. haberde sıfat olarak. Bu durumda mübteda sayı mübteda ile haber sayı bakımından aynı olması lazım. Cinsiyet bakımından aynı olması lazım. Merfuluk yönünden de aynı olması lazım. Merfu denilince aklımıza şimdilik ötre gelsin. Biz mübteda haber Konusunun, yani isi, bu isim cümlesinin en basit halini işlediğimiz için müfret kelimeler üzerindeki durumu konuştuğumuzdan şimdilik merfu denilince aklımıza ötre gelsin. Yani müpteda ya gelecek olan kelime ötreli gelmesi lazım. Haberin de aynı şekilde ötreli gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi üç tane ortak özellik hasıl oldu bu durumda. Özel isim bir de sıfat mübtedada özel isim, haberde de sıfat geldiğinde bu üç tane ortak özellik hasıl oluyor. Ayrıca bir farklı özellikleri var. Mübtedadan, mübtedanın sıfat haberden ayrı bir yönü var. Marife olması lazım. Eğer ki biz bu mübtedayı biz marife yapmazsak bu sefer ileride göre, göreceğimiz sıfat tamlaması ile karıştırabiliriz. Bu sebeple şimdiden zihnimize kazıyalım. Mübtedanın haberden farklı olarak marife gelmesi lazım. Marife nedir? Malum olan bir şey demektir. Özel isim zaten kendisi malumdur. Yani Arapça dil bilgisinde özel isimler marife olarak gösteriliyor. Peki pek fazla marife çeşitlerimiz vardır ama burada bizim şimdilik bilmemiz gereken özel ismin de marifeden sayıldığıdır. Eğer ki özel isim değilse bir sonraki dersimizde göreceğiz. Başına normal cins isim olarak gelirse el takısını getirerek onu marife hale getiriyoruz. Şimdi de bunu bu özellikleri bir örnek üzerinden, iki örnek üzerinden daha iyi anlamaya çalışalım kardeşlerim. <Sessizlik> Aliyun fakirun. Ali fakirdir. Bakıyoruz sayı bakımından Ali bir, Fakirun bir uyum sağlandı. Müzekkerdir. Ali Fakirun da müzekkerdir. Cinsiyet açısından da uyum sağlanmış oldu. Merfuluk yönünden de Ali yun ten ön, ötre aldı. Fakirun da ötre aldı. Bu durumda merfu açısından da uyum sağlanmış oldu. Aşağıdaki örneğe bakalım. Meryem'u fakiratun. Meryem sayı bakımından bir uyum sağlandı. Fakiratun da aynı şekilde beraber sayı açısından uyum hasıl oldu. Cinsiyet açısından müennestir Meryem. Fakiratun da Meryem. Fakiratun da e, Meryem'in haberi olduğundan onun müennes gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi bu da müennes. Kapalı T. Taymarbut'a gelmiş sonunda. Cinsiyet açısından da uyum tamamdır. Maryemu ötreli gelmiş. da ötreli gelmiştir. Burada ne diyoruz? Merfu açıdan da uyum sağlanmış oldu. Burada şu dikkatinizi çekebilir. Maryemu niye gelmiş? Fakiretun, Aliyun bunlar bu şekilde tenminli gelmiş iken neden bu Meryem'u Sadece ötreli gelmiş, tenbilini gelmemiş. Bu gayr musarif konusu ile alakalı olan bir özelliktir. Gayr musarif meselesi biraz izah etmem gerekecek. Çünkü bir sonraki sayfamızda çözeceğimiz örnekler içerisinde birkaç tane gayr musarif tenvin almayan isimler, özel isimler vardır. Ona kısaca bir değinelim. Gayr musarif ne demektir? Kesra ve tenvin almayan isimdir. Yani başına harfi cer gelmesine rağmen kesre yerine es üstün alır. Tenvinin de asla almaz. Tabii ki bazı şartlar hasıl olduğunda, bazı şartlar meydana geldiğinde bu özelliğini kaybedebiliyor. Şimdilik bizim bilmemiz gereken gayr musarif tenvin almayan biz Meryem'un üzerinde konuştuğumuz için tenvin almayan isimdir gayr musarif. Peki iki tane özelliğin bir arada bulunması lazım ki gayr musarif olabilsin. Bizim bu kelimemizde de bu Meryem kelimesinde de müennes ve özel isim iki şart bir arada bulunduğundan dolayı gayr musarif oluyor. Müennes alameti ister talı olarak müenneslik alameti gelsin, ister kendi özünde müennes olan bir kelime olsun, bu durumda ayrı sayılır. Bakınız, hadice tu kapalı t ile biz onun müennes olduğunu söylüyoruz, yani kapalı t gelmiş sonunda, bu kapalı t artı özel isim olması onu ayrı mısarif yapmıştır. Zeynebu da aynı şekilde müennes şahıslar için kullanılıp bir de özel isim olmasıyla birlikte gayrı olmuştur. da hem özel isim hem de sondaki kapalı t tay marbuta onu gayrı yapmıştır. Ayrıca bu şekilde müennes yani özünde hakiki müennes olmadığı halde hakiki müennes olmadığı halde sonuna gelen tay marbuta'dan dolayı kapalı t'den dolayı ona da aynı şekilde gayrı musarif deniliyor. Tabii ki hakiki olarak müennes değil ama özel isimdir. Sonunda tayin marbuta geldiğinden dolayı yukarıdaki özellik bunun içinde geçerli oluyor. tu özel isimdir. Birinci şartımız. İkincisi sonundaki kapalı te onu o da işte müennes olarak kabul ediliyor ama mecazi manada hakiki manada değil. Bu durumda o da gayrı oluyor. Bunu izah ettikten sonra bu örneğimize tekrar dönüş yapalım. Meryem'u burada gayrı O yüzden tenvin almamış. Bunun tenvini almaması arasındaki o marfuluk yönünün yönüne herhangi bir mani, mani tarafı söz konusu değildir. Meryem'u gayr musarif fakiratun e, e, haberidir. Tenvinli olarak gelmiş. Birisi tenvinli iken birisi tenvinli olmaması uyuma herhangi bir şekilde zarar vermez. Kardeşlerim şimdi bu formülümüzle alakalı arkadaki arka sayfadaki örnekleri çözelim. Halidun hab, mübtedadır. Özel isim olarak gelmiş haberimiz. Vesimun da haberdir. Sıfat olan bir sözcüktür. Vesimun. Bakıyoruz sayı bakımından Halidun bir. Vesimunda da bir. Tamamdır. Uyum sağlandı. Cinsiyet bakımından bakıyoruz. Müzekerdir. Vesimunda da müzekkerdir. O da tamam. Merfuluk yönünden baktığımız zaman Halidun diyoruz. Vesimun diyoruz. O da tamamdır. Peki o ayrı olan yönü nedir? Marife, özel isim, müpteda, özel isim olarak geldiğinden dolayı zaten özel isim olması onun marife olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yoktur. Asım içtendir diyoruz. Asım'ın sayı bakımından, müpteda'mız sayı bakımından bir, muhlisunda bir, dolayısıyla uyum sağlandı. Cinsiyet açısından da müzekerdir. Bu da müzeker. O da tamam. Ötre ötreli gelmiş. Asimun muhlisunda ötreli gelmiş. O da tamamdır. Mahmud çalışkandır diyor. Mahmudun, mucitehidun sayı bakımından bir, bir cinsiyet bakımından müzeker, müzeker merfuluk bakımından da ikisi de ötreli gelmiş. طارق طويل Tarık uzundur Müftedamız bir sayı bakımından. Tavilun da haber bir uyum sağlandı sayı bakımından. Ötre ikisi de ötreli gelmiş. Merfuluk açısından da uyum sağlandı. Cinsiyet açısından da müzeker müzeker diyoruz. O da uyum sağlanmış oldu. Zeynep zekidir diyoruz. Zeynebu zekiyetun, Zeynebu zekiyetun. Müptedamız özel isim olarak gelmiş. Haberimiz de sıfat sözcük zekiyetundur. Sayı bakımından bir bir. Uyum tamam. Cinsiyet bakımından da müennes müennestir. O da tamam. Merfuluk açısından da Zeynebu ötreli gelmiş. Zeki yetunda ötreli gelmiş. Daha önce ifade ettiğimiz gibi burada tenvini almamış. Gayr munsarif olduğundan dolayı. Gayr munsarif olma şartı neydi? Bir özel isim olması. İkincisi müennes olması. İster sonunda kapalı T olsun ister olmasın. Hakiki bir müennes ise ya da mecazi bir müennes ise mecazi müennes olması durumunda sonda ya kapalı T ile gösterilir ya da farklı bir şekilde. Şimdilik bizim bilmemiz gereken bu kadardır. gayr musarifle alakalı. Hatice cömerttir diyor. Hadice tu kerimetun. O da sayı bakımından aynı. İkisi de Hadice bir, kerimetun da bir. Yani iki Hatice değil. Bu iki Hatice olsaydı bu da aynı şekilde iki kerimetani şeklinde uyum sağlayacaktı sayı açısından. Bu sebeple bir olduğu için bir bir sayı bakımından uyum. Tamam. Cinsiyet açısından da müennestir bu. Bu da müennes. O da tamam. Yani birisi müzekkerken birisi müennes olmuyor. İkisi müennesse müennes, müzekerse müzekker olması lazım. Merfuluk yönden de zaten ötre, ötre. Gayr munsarif olduğundan dolayı tenvini almamış. Özel isim ve müennes olması onu gayr yapıyor dedik. Fatma iyimserdir. Fatime tu mutefailetun. Fatma sayı bakımından bir, mutefailetun da bir. Cinsiyet bakımından müennes. Bu da müennes. O da tamam. Merfuluk yönünden de ötre almış. Bu da ötre. Nedir? O da oradaki oyunda tamamdır. Fatime tu o da aynı şekilde gayrimunsarıftır. Özel isim. Ve müennes olması onu gayrımıza yapmıştır. Hacer beceriklidir. Haceru Mahiratun Mübtedamız. Özel ismimiz. Sayı bakımından bir. Mahiratunda bir. Dolayısıyla uyum tamam. Cinsiyet açısından ikisi de müennes. Merfoluk yönünden de ötre almış ikisi de diyoruz.